tiyatro sanatının gücü ve yetenek kavramlarının kullanılmasının sorgulandığı Mephisto adlı oyun şehir tiyatroları tarafından sahneleniyor. Biz de oyun öncesi oyun hakkında oyunculardan bilgiler aldık. İzliyoruz. Elime dokunmak hoşunuza gidiyorsa... Niklas! Tabii ki böyle bir şey söylemek istemedim. Ve bu hareketinizin son derece gereksiz olduğu kanısındayım. Bana böyle bir şeyi ancak direktmen söyleyeyim. Onun dışında kimse söyleyemez. Hele provaların son haftasında gelen siz. Bence şampanyanın tadına bakın. Gereksiz her şeyi bırakalım. Almanya açlıktan ölürken ateş bağısını alınan Fransız şampanyasını içmek istemiyorum. Yeter artık! Şehir tiyatroları tarafından sahnelenen Mephisto adlı oyunu biraz sonra izleyeceğiz. Ama önce oyuncularıyla söyleşi yapıyoruz. Merhabalar, bize zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Oyun hakkında sizden biraz bilgi rica edeceğim. Önce mikrofonu size uzatayım mı? Böyle bir genel oyunu anlatır mısınız izleyicilerimize? Klaus von romanından Ariane Munoşkin'in tiyatroya uyarladığı bu Mephisto oyunu bir Nazi dönemi sırasında bir sanatçının başrol oyuncusunun bir oyunun başrol oyuncusunun Berlin'e giderek genel sanat yönetmeni olma adına komünistken bir faşist olmasını anlatan bir oyun çok genel olarak ve o dönemin aydın kesiminin üzerine bir eleştiri oyun. Ben bu oyunda küçücük bir rol oynuyorum. Thomas Mann'ı oynuyorum burada. Hareketimiz galip gelecek. Senin şu hareketin elini biraz çabuk tutsa iyi olacak. Çünkü kendimi bir dilim ekmeğe satmak zorunda kalacağım. Özel duygular sorabilir miyim size? Oyununuzun size hissettirdiklerini. Ben oyunu okuduğum anda ve rolümü deşifre etme aşamasındayken rolümü çok sevdim. Miriam Horowitz diye bir Musevi asıllı Alman tiyatro sanatçısını, çok önemli bir kabare ve tiyatro sanatçısını canlandırıyorum bu oyunda. Oyun beni zaten çok etkilemişti. Tartıştığı mesele ve ilettiği çok önemli bir takım mesajlarla. Miriam Horowitz böyle kendince neşeli, esprili, şakacı, zeki, estağfurullah, mükemmel mi bilmiyorum ama bir renk oyunda ve hayatta çok önemli bir renk bir yerde duruyor. Sanki kendinizden de çok şey bulmuşsunuz gibi geldi bana. Var mı? Varmış. Çok sevdim, evet. Her oyuncu kendinden her oyunda bir şeyler bulmak ister zaten. Bu da öyle bir rol. Çok sevdim rolümü, evet. Çok zevkle çalıştım, zevkle oynuyorum. Bunun dışında oyunda çok önemli bir şey. Levent Yılmaz'ın söylediği şeylerin dışında söylemek istediğim bir şey var ki, bu oyunun tartıştığı çok önemli bir konu var. Seçimler. İnsanın hayatta duruşu ve seçimleriyle ilgili çok önemli şeyleri söylüyor. O yüzden bu oyunu bir de o açıdan ben seviyorum. Partiler, şampanyalar, nutuklar, yine son tramvayın kaçırtılar da. Artık sizin de acele etmenize gerek yok. Biraz içer misiniz? Demek böyle. Nasiler beceremediler. Çok yazık. Ben bunun fiyatını gitmeyi düşünürler. Bunu neyle yapıyorlar? Hopla! Yahudinin biri bokuna vurmanın yolunu buldu, servet yaptı. Kaçırmıyorlar bunu. Ben hemen satarım benimkini. Çok kalabalık bir kadro. Ben oyunun sahnelenme öncesindeki hazırlık aşamasındaki dedikoduları almak istiyorum sizden. Ekip nasıl çalışıyor? Uyumlu mu? Huzursuz mu? En çok rozeti başı seviyoruz. ekip tabii çok kalabalık olunca insan hani kötü şeyler olur diye bekler ama ekip hakikaten çok az rast gelen, hani bu kadar kalabalıkta, herhangi bir insan topluluğu için söylüyorum, tiyatro için değil. Herhangi bir derneğin bile üyeleri bir araya geldiğinde sorun çıkarabilir ama bu derneğin üyeleri bir araya gelince sorun çıkarmadı ve
Bence öyle yani. Süreç boyunca herkes birbirine ya şuraya şöyle yapsana, buraya böyle yapsana dedikodu kısmı oldu. Üretime yönelik dedikodu diyorsak öyle bir dedikodu oldu. Onun dışında benim kulağıma gelmedi. Benden gizliyorlarsa bilemem. Ama süreç keyifli oldu. Oyunda kesinlikle ben o işte satan kişi canlandırıyor. Dönüşen kişi. Kötü adam. Kötü evet, kötü adamı. Yani bugünün Türkiye'siyle çok ilişkili bir eser. Daha doğrusu keşke olmasa tabii de. Hani Nazilerin gelişi, Hitler'in döneminde sanatçıların yaptıkları vesaireyle baktığınız zaman, bugüne baktığınız zaman çok şey söyleyecek bence. Ya da söyleneni duymak lazım tabii onun için de. Biz buradan söylüyoruz. Umarım duyulur. Boy. Evet, para yardım etmeyecek misiniz? Hayır! Böyle mi diyorlardı? Hayır! Sizden alabilir miyiz oyunun size hissettirdiklerini? Bana hissettirdikleri şöyle, bir kere bugün burada bu tarihte bu oyunu oynuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir oyuncu olarak şehir tiyatrosunda bu oyunun bugünkü koşullarda bile oynuyor olmasından dolayı çok mutlu hissediyorum kendimi. Her gün bu sözleri söylüyor olmaktan mutluluk duyuyorum ve ulaşacağına inanıyorum. Çünkü işte Rozet'in dediği gibi bu oyunda işte insanların seçimleri çok önemli. Oraya kadar dayanan bir, herkesin tek tek hikayesini anlatan bir oyun bu. Dolayısıyla buraya 500 kişi gelse de hani orada burada söylenenleri duymayı seçecek zaten en fazla. Kaç kişi ise o kadar kişiye söylenecek sözler var. Ama bizi enterese etmez. Bu önemli olan burada söylenene inanarak hani ve iyi bir iş çıkardığımız için arkasında durarak bir oyun oynuyoruz. Bana hissettirdiği en önemli duygu bu. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz birazdan Mephisto'yu izleyeceğiz. İzleyicilerimizi de şehir tiyatrolarına bekliyoruz. Çok teşekkürler. Tamam dediğiniz şey izafidir, adamına göre değişir. Mesela ben kadife kaplı bir kalemenin üzerine yan gelip yatsam sürücü. İçinde karaciğer parçaları bulunan bir filik suyu içsem. Çapur değişim var. Bir dakika. Şimşek hızıyla gider. Çok